Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Ağustos Cumartesi, ABD Saratoga'da 9 koşulluk bir program var. 20.55'te birinci koşulluk ilk aya opsiyonel satış koşusuyla başlıyor. Bu maiden yanlış çıkmış. Koşuya bakalım. Koşu 62.500'lük şart satış koşusu 156.000 dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. James Aloysius önceki startında bir listed koştu. Üçüncü oldu. 120 binlik şartlı koşuda da ikinciliği var. 1700 çimde her iki koşusu. 6 numaralı Nobel Tyler Gaffalone ile start alacak olan bir isim. Önceki startında 2000 metrede tepe tepesinde bir handikap koşuyu yaklaşık 5 mil farklı 2.12.82 ile kazanıyor. 2 numaralı Catch That Party Orat Ortiz Junior ile start alacak ve aynı jockey ile favori olduğu önceki startını 1800 şimdi 45 binlik şartlı satış koşusunu 1.47.30'da kazanmıştı. Bir de koşu kumandırsa start alacak olan Mystic Knight'ın ekibisi 1 numaralı Dynan Dryer. Bu ayakta önereceğim isimler 3 grup koşulardan bir koşuya geliyor Dynan Dryer. Burada 10 numaralı Tonal Impact koşu kumandırsa kuponlarınıza ilave etmeniz gerekir. Son 3 startında 1800 ve 1600'de 2 tane şartlı satış kursunu kazanmış bir isim. İkinci koşu bir maiden koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 kunda start alacak. 136.500'lük 3 grup bir maiden koşu. 3 numaralı Antenna, Rat Ortiz Junior ile start alıyor. Kariyerinin ilk startında 1700 kunda baş farkıyla bir ikinciliği var. 2 numaralı Colonial Rose, o da 1200 kumdaki kariyerinin ilk startında 3 grup bir koşuda. İkinciliği var. Julian Laparrux'a start alıyor. 9 numaralı Just For Your Information, Junior Alvarado ile start alacak olan Justify yavrusu. 6 numaralı Cowgirl Charm, John Velasquez'le ve 4 numaralı Shoplifting Into Mischief yavrusu Jose Ortiz'le bu koşuda şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu Forego Stakes koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu 1400 metre kum pistte. 3 numaralı Elite Power Rat Ortiz Junior'la bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 500 bin dolarlık bir grup bir koşu. 3 numaralı Elite Power yanlış hatırlamıyorsam son 8 startının tamamını kazanmış bir isim. Kariyerinin 11 startından 8'ini kazanmış bir isim. Bu 8'i son 8 startı. Geçen sene maiden koşu ve şartlı koşu, şartlı satış koşularından sonra grup 2, grup 1, grup 3, grup 2 ve grup 1 koşuları kazanıyor. 4 tane grup 1, 2 tane grup 2 yanılmıyorsam kazandığı koşular bugün bu koşuyu kazanır Elite Power Orat Ortiz Junior'a. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı 22.43'te bir şartlı koşu. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1100 kumda start alacak. 12 numaralı Southern Horse'la başlayacağız. Koşu 149.500'lük bir şartlı koşu. 12 numaralı Southern Horse Orat Ortiz Junior'la start alıyor. Son startında 1200 şimdi baş farkıyla bir ikinciliği var. 6 numaralı Highly Flammable Javert Casarano'yla start alacak. Aynı jockey ile favori oldu son startında. 1100 içimdeki 50 binlik şartlı koşuyu 1.03.03'te 2 boy farkla kazanıyor. 2 numaralı Monet Never Flavien Prey'la start alacak. 136 binlik bir maiden koşuyu son startında. Aynı jockey ile 1100 içimde 1.03.97 ile kazanmış bir isim. 4 numaralı Talking Pora Jose Ortiz'le start alacak. Bu da 1200 kundaki son iki start. Maiden ve şartlı koşuları 1.10.84, 1.11.01 ile kazanmış. 5 numaralı Harry Time, Dylan Davis ile 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. Önceki startında bir Black Knight koşuda baş farkı. İkinciliği var 1 metre tüm pistte. 7 numaralı Acoustic Abe, Manuel Franco ile o da nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. Geçen sene 2 tane 3 tane Black Type arka arkaya 1200 ve 1100 metre full pistte son 3 startını kazanmış bir isim. Üçünüz müsaitse 1 numaralı Elisu Edge, John Velasquez de eklenebilir. Bir de koşu kuma alınırsa 16 numaralı Daufiske Island ve 13 numaralı Super Quest bu durumda
onlara ilave edilmesi gerekiyor. 13 numara koşudan çıkan at olursa stand alacak. 16 koşu kumandırsa stand alacak. 5. koşuya geldik. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 kumda bir grup bir koşu. $500,000 toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. Günün en zor koşusu gibi az at olsa da. 6 numaralı Arabian Lion son iki startında bir Black Duck ve grup bir koşuyu kazanıyor. 1700 ve 1400 kumda. 1700'ü 1.41.13, 1400'ü 1.21.70 kazanıyor. 5 numaralı New York Thunder kariyerinin 4 startında kazanmış. Mükemmel bir performansı var. 1000 Tapeta Maiden koşuyor. 6.5 boy farklı 55.77. 1000 Chim ikinci startı geçen sene 75.300 koşuyor. 55.46. 1200 Tapeta 1.08.45 listed koşuyor. 7.5 boy favori olduğu koşu. Son startında bir grup 2 koşuyor. 7.5 boy farklı Tyler Gaffalona ile 1300 kumda 1.14.65 ile kazanıyor. Bugün de Tyler Gaffalona ile start alıyor. 5 numaralı New York Thunder. 4 numaralı Fort Bragg önceki startında 1600 kumda boyun farkıyla son anda geçiliyor. İkinci oluyor. Grup 2 koşu da son startında da bir grup 3 koşuyu burun farkıyla kazanıyor. Favori oldu. 1.35-37 derecesi bugün Joel Rosario ile start alıyor. 3 numaralı Verifying Flavian Pry ile start alacak. O da 1700 kumdaki son startında 1.3-15 ile grup 3 koşuyu burun farkıyla da olsa favori olduğu koşu kazanıyor. Ondan önce de bir grup 2 koşuda yarım boy farkta 1800 kumda ikinciliği var. 2 numaralı One in Vermilion'da Louis Sezle bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. O da list koşuyu bir önceki startını kazanıyor. Ancak diskalifiye bir ikinciliği atılıyor. 1700 kum pistte bu koşu. Harmen Mood'u yavrusu. Louis Sezle sürpriz beklediğim bir isim bu koşuda. 6. koşu Ballerina Handicap Stakes koşusu. 3 yukarı İngiliz, dişi İngilizlere mahsus 1400 kumda start alacak. 2 numaralı Mateo Rea, 8 numaralı Caramel Civil ile Ecuri Godolphin'in koşudaki atları. Koşu $500,000 toplam yüklenmeli bir grup bir koşu. 6 numaralı Eko Zulu Ronald Gerux'la koşuda şans verdiği bir isim. Bu sene iki kez start aldı. 29 Mayıs'ta ve 26 Temmuz'da. Grup 3 koşuyu yaklaşık 6 boy farkla, grup 2 koşuyu da yaklaşık 7 boydan fazla farkla kazandı. Her ikisi de favori çıktı. Son iki startı 1200 kum dereceleri 1.08.99, 1.08.76. Büyük bir ihtimal bugün de favori çıkacaktır. Rakip olarak da 7 numaralı Goodnight Alley eklenmesi gerekir diye düşünüyorum onlara. Çünkü iki önceki startındaki grup bir koşuda Goodnight Olive Eko Zulu'yu geçmiş. Bu yarış bu ikisi arasında bir terk gibi geliyor. Son startında bir grup iki koşuyu 1400 kumda 1.22.39 ile kazanmış bir isim. Ondan önce de 8 Nisan'da bu sene 1400 kumda bir grup bir koşuyu 1.23.12 ile kazanıyor. 6 ve 7 bu ayakta önereceğim isimler eğer sürpriz arıyorsanız da Rudolf'un ekimlerinden 2 numaralı Matarea'ya yazılabilir. Önceki startında bir grup bir koşuyu 1400 kumda 1.21.87 ile kazanan bir isim. 8 numaralı Caravan Swirling ekibisi. Geldik 7. koşuya Sword Dancer Stakes koşusu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 2400 metre çim pistte bir grup bir koşu ile $750,000 toplam ikramiyeli bir koşu. 6 numaralı Channel Maker ile başladık. Manuel Franco ile start alacak olan. Son startını 2 boy farkla kazanıyor. Grup 2 koşuyu 2200 metre için pistte 2.15.21. 3 numaralı Bolshoi Ballet İngiltere'den gelen bir isim. Adrian O'Brien'in antren ettiği bir isim. John Velasquez ile start alacak. Bu koşulara İngiltere'den gelen atlar sürpriz yapabiliyor bu koşularda. Demenizde fayda var.
numaralı Bolşoy Baleti, 1 numaralı Soldier Rising, Jose Ortiz ile start alacak. Son 2 start, son 3 startında grup 1, 2 tane grup 1 koşuda ikinciliği var. 2200 ve 2000 metre çim pistte bu koşular. 5 numaralı Pioneering Sprint de Rat Ortiz Jr. ile start alacak. Son 4 startında Maiden şartlı ve şartsız koşularını 1600, 1800, 2000, 2200 metreler çim pistlerde kazanmış bir isim. Ve son olarak 1 numaralı Stone Age Flavien Prey ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Geldik günün en önemli koşusuna. Trevor Stakes koşusu, 3 yaşlı İngiliz mahsus 2000 metre ön pistte start alacak. Burada da Brad Ortiz Jr. ile start alacak olan 1 numaralı Forte bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Son koşusu, yanlış söyledim. Sondan bir önceki koşusu Trevor Stakes. Grup 1 koşu. Forte'nin koşu performansında 9 startının 7'sinde birinci, bir tanesinde de ikinci olmuş bir isim. Kazandığı koşular son startında bir grup 2 koşuyu kazanıyor Saratoga'da. Ondan önceki startında bir grup 1 koşuda ikinciliği var. Daha önce bir grup 1 koşuyu, grup 2 koşuyu, grup 1 koşuyu, grup 1 koşuyu kazanmış bir isim. 9 startının 7'sinde grup koşulları, bir de Mayrill'i inanmıyorsam, etkileyici bir performansı var. Sakat olduğu söyleniyor ama yurt dışında bütün bahisçiler ondan yana kullanıyorlar tercihlerini. Eğer sakat değilse bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Rakip olarak da Mage yazılabilir. Koşu başlamadan önceki bahis oranlarına bakmak lazım. Bir numaralı Forte eğer formunda olursa bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Son koşu bir maiden koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 çimde start alacak. Koşuya gidelim. 136.500'lük üst grup bir maiden koşu. Küllerle başlayacağız. 1 numaralı Right Twin Necrisi, 16 numaralı Growth Capital. Son startında baş farkıyla bir ikinciliği var. 150 binlik maiden koşuda son anda yakalanarak ikinci olmuş. 1600 şimdi Rat Ortiz Junior'la start alacak bugün. 2 numaralı Flyride Javier Casalano ile start alıyor. Son 3 startında 1700 ve 2000 metre şimdi 2 tane ikinciliği var. 3 numaralı Conversing John Velasquez ile start alacak. O da kariyerin 2 startında 1700 şimdi 1600 şimdi pistten kumandan her 2 startında 2. olmuş. 8 numaralı Torigo Luis Saez ile bu koşuda şans verdim son isim. Burada da 12 ile 14 Midtap ve Wild Bill koşu kumandırsa dikkat edilmesi gereken isimler. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız x1racing.com web sitesinden ihtiyaç duyduysanız hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş performansları, varsa galopları ve az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım PDF bültene ulaşabilirsiniz. Abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi, girip incelemenizde fayda var bilmeyen arkadaşlar için. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma, kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 7 numaralı James Alosius, 6 numaralı Nobel ve 2 numaralı Catch That Party. 1 numaralı Dyna Drive'de yazılabilir burada. Oraya ilave etmeyi unutmuşum, yazarım şimdi. Ve 10 numaralı Tonal Impact'ta koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. İkinci koşu 3 numaralı Antenna, 2 numaralı Colonial Rose, 9 numaralı Just Fire for Your Information, 6 numaralı Cowgirl Charm ve 4 numaralı Shoplifting. Üçüncü koşu 3 numaralı Elite Power tek olur gibi gözüküyor. Dördüncü koşu 2. altı Gayan Likaya 22.43'te start alacak. 12 numaralı Southern Horse, 6 numaralı Highly Flammable, 2 numaralı Monet Never, 4 numaralı Talking Pora, 5 numaralı Every Time, 7 numaralı Acoustic A ve 1 numaralı Elusive Edge. Burada da 16 ve 13 koşudan çıkan isim olursa ve koşu kumandıracaksa start alacak olan isimler, böyle bir durumda dikkat
Beşinci koşu 6 numaralı Arabian Lion, 5 numaralı New York Thunder, 4 numaralı Fort Bragg, 3 numaralı Verifying yazılabilir. 2 numaralı One in Vermilion. 6. koşuda da 6 numaralı Ekozulu ve 7 numaralı Goodnight alıp öncelikli, daha sonra Godolphin'in isimleri Matera 2 numara 8'in ekibisi. 7. koşu 6 numaralı Channel Maker, 3 numaralı Bolshoi Ballet, 1 numaralı Soldier Rising, 5 numaralı Pioneering Spirit ve 7 numaralı Stone Age. 8. koşuda 4D'yi tek tutuyorum. Son koşuda da ekürlerden 16 numaralı Gold Capital, 2 numaralı Fly Ride, 3 numaralı Conserving, 8 numaralı Torico. Maiden koşuda şans verdiğim isimler 12 ve 14. Koşu kumu alınırsa start alacak olan isimler. Hepinize mutlu bir cumartesi ve bol şans diliyorum.